birinciyiz ve dolayısıyla tüm Ulusal Birlik Partileri ve halkımıza verdikleri desteklerin dolayı teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Türkiye'nin güvenilir araştırma şirketlerinden Gezici, uzun süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halkın nabzını tutuyor. Evet, geçerli Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi. Gezici yaptığı araştırmalarla Türkiye'siz olmak istemeyen Kıbrıs Türklerinin ilk turdaki seçim tahminini tutturdu. Kıbrıs Türk halkının Türkiye'den bağımsız Avrupa Birliği'ne bağlı federal bir sistem isteyen mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya güveni yok. İkinci tur seçimlerinde de kararsız seçmenler başta olmak üzere oy verme işleminde bulunan herkesin sandık başına gitmesi kritik. Çünkü Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan mücadelesi sürerken Kıbrıs Türkleri yarınını belirleyecek. İkinci turda Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak. İlk turu bilen Gezici'nin ikinci tur tahmini ise Ersin Tatar'dan yana. Araştırmaya katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının %53.3'ü Ersin Tatar dedi. Akıncı'nın yüzdesi 46.7 olarak belirlendi. Yani bu yüzden iki ayrı devletli ve bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yana olan %90'lık kesimin sandığa gitmesi şart. Sahadaki son araştırma Optimar anket şirketinden geldi. Seçimlerden kısa bir süre önce anket yapan Optimar, katılımcılara ikinci tura Tatar ve Akıncı kalırsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz diye sordu. Kararsızların durumunu da tabloya ekleyen Optimar, ikinci turda Ersin Tatar'ın %55.8, Akıncı'nın ise %44.2 oy alacağını belirtti. CTP'nin Akıncı'yı destekleme kararı da Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'e soruldu. Akşam gazetesine konuşan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, CTP'nin Akıncı'yı destekleme kararı almasına rağmen sandığa katılımın artması durumunda Ersin Tatar'ın şansının artacağını söyledi. CTP'nin ikinci turda Mustafa Akıncı'yı desteklemesi beklenen bir durumdu. Fakat her ne kadar CTP ve Akıncı federasyon yanlısı politika yürütse de aralarında farklı görüşler bulunuyor. Bu nedenle CTP tabanının tamamının bu karara uyması beklenmiyor. CTP'nin %30'luk tabanının ya sandığa gitmeyeceği ya da Ersin Tatar'a oy vereceği bekleniyor. İlk turda seçmenlerin çoğunluğu ikinci tura gideceği düşüncesiyle sandığa gitmedi. İkinci turda seçmenin sandığa götürülmesi yönünde Tatar'ın partisi BTP çalışma yürütüyor. Sandığa katılım oranının artması durumunda Tatar'ın şansının artması bekleniyor. Maalesef. Belki biraz da bu pandeminin etkisiyle katılım beklediğimizin altında olmuştur. İnşallah, umuyorum 18'deki bu pazar katılım daha yüksek olur. Çünkü gerçekten Kıbrıs Türk halkı önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak olan Cumhurbaşkanı seçecektir.